Merhabalar, çok okuyan, çok gezenle Gezgin Röportajları'na hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en zengin içeriğine sahip sitesi olan Gezimanya'nın ofisine misafir olduk. Murat ve Tuğçe bizimle, Gezimanya'nın kurucusu ikisi birlikte. Bugünkü sohbetimiz onlarla birlikte olacak. Önce sizi biraz tanıyalım bizi izleyenler için. Tuğçe'den başlayalım. Şu anda Gezimanya'da çalışıyorum tabii ki ama bundan önceki hani kariyerimde uzun dönem reklam ajanslarında çalıştım. Medya planlama ve reklam ajanslarında. Daha çok stratejik medya planlama alanında çalıştım. Daha sonra hani oradan ayrılıp Gezimanya'yı kurmaya karar verdik. Murat, seni de dinleyelim biraz. Ben aslında mühendisim. Yani elektrik elektronik mühendisi. İşte bilgisayar alanında çalıştım yıllarca. Ondan sonra oradan biraz satış pazarlama tarafından, marka tarafına kaydım. Ondan sonra da işte Tuğçe ile tanışıp işte beraber gezmeye başladıktan sonra önce biraz yavaş yavaş, sonra da işimi falan bırakıp istifa edip ben de tam zamanlı Gezimanya'da oldum. Evet. O zaman biraz Gezimanya'dan bahsedelim. Gezimanya fikri nasıl ortaya çıktı? Tuğçe önce işini bıraktı, bu işe soyundu diyebiliyorum. Siz daha detaylı anlatırsınız. Bu fikir nasıl çıktı, nasıl işinizi bıraktınız ve Gezimanya gibi bir içerik portalı oluşturdunuz, neden böyle bir yola çıktınız, biraz onları dinleyelim. Yani açıkçası evet, çok fazla seyahat ediyordum. Hani biraz şuradan çıktı, hani Türkiye'de yurt dışına çıkmak istediğinizde Türkçe kaynak her yerle ilgili bulamıyorsunuz açıkçası. Mesela hani Roma'ya gitmek istediğinizde evet bir sürü blog var ama bir Papua Yeni Gine'ye gitmek istediğinizde, Alaska'ya gitmek istediğinde çok fazla Türkçe kaynak bulamıyordum. Bunlar 7-8 sene öncesinden bahsediyorum. Daha az kaynak. Bu arada ben 2 sene önce Etiyopya'ya giderken de çok az Türkçe kaynak tabii buldum. Tabii. Yani şey, hala pazarda öyle bir açık devam ediyor. Kesinlikle. Tamamen. Dolayısıyla baktım hani kendim de çok fazla seyahat ediyorum. Kendim hani insan kendi dilinde araştırma yapıp okumayı daha çok seviyor. Yani en azından benim için öyle. Ben de dedim hani madem böyle bir açık var, ben kendi gezdiğim, gördüğüm yerleri yazmaya başlayayım. Ama bununla kalmadı. Daha sonra rehberler yapalım dedik. İşte 100 rehber hazırladık şehirlerle ilgili. Ondan sonra şu anda kaç? 1950, evet, 2000'e yakın rehberimiz var. Bunları oluşturalım. En azından İngilizce bilmeyen kişiler de bunlardan faydalanabilsin diye yola çıktık. Ama Murat'la evlendikten sonra Gezimanya çok daha büyük bir hız kazandı. Çünkü ikimizin bakış açısı ve tamamladığı yerler bambaşka. Hani Murat'la beraber yani evlenmeseydik muhtemelen Gezimanya bu günleri bu kadar yani gelemezdi. Ya şöyle, benim katkım ne oldu dersen, hani bir hani biraz mühendislik tarafından daha teknik, işi nasıl biraz daha sistematik kurarız, nasıl daha büyütürüz, bu 100 rehber nasıl 2000 olur, işte bu 100 trafik nasıl 2000 olur, yani bu tarz şeylerde katkım oldu biraz. Bir de işin pazarlama tarafına, Tuğçe'yle kafa kafaya verip, ya bu nasıl bir marka olsun, işte kime hitap etsin, pazarın büyüklüğüne ne var, kim var, kimin ihtiyacı var. Böyle bir içerik pazarlama çatısına yardımım oldu benim. Yoksa hani ben bir çok süper bir gezgin olduğumu düşünmüyorum. Dünyanın her yerini bildiğimi düşünmüyorum. Orada esas bilgi birikimi Tuğçe'de. Ben biraz yancıyım. Aslında bizim birbirimizle bir evliliğimiz varsa aynı zamanda bireysel olarak ikimiz de Gezimanya'yla da evliyiz yani. Gezimanya'yla da evliyiz. Çünkü yani o artık hani işten ziyade bir hayat tarzı oluyor. Yani tamamen hani hayatımızın her alanına girmiş vaziyette. Ne kadar yere gittiniz? Yani var mı böyle bir de sektörde sadece şey var, bir istatistik tutanlar bizi tutmuyoruz galiba. Yani biz çok tutmuyoruz. Instagram'da şu anda yazdığımız 97 ülke, işte 500'ün üstünde şehir ama zor muhtemelen onu geçmiştir. Yani bir yerden sonra hesap yapıyoruz. Bir yerden sonra evet, hani ucu kaçıyor. Sanır. Ben biraz şeyde sataşacağım. Az önce sataşmalara başlıyorum. Evet. Gezme sever arkadaşlar camiasına azıcık sataşacağım. Yani şimdi bu şey var ya, sayaç tutma. Kaç ülke gezdim, bilmem kaç ülke gezdim falan. Ben daha ziyade insanların yaptıkları şeylerle ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sen kime neyi anlattın, bir kitap mı yazdın, güzel bir şey mi yaptın, oradan fotoğraf sergisi mi, bir sunum yapıp insanlarla mı paylaştın? Bu benim için ölçü.
Ama bir taraftan da seyahat etmek çok bireysel de bir şey yani. Tabii, doğru. Kendimizi tatmin etmek için de geziyoruz. Evet. O tatmin de birazcık rakamlarla oluyor insan. Ah işte 50. ülkem, 100. ülkem gibi işte. Peki bu seyahatleriniz sırasında mutlaka çok ilginç şeyler geliyordur başınıza. O hikayelerden biraz bahsedelim. İşte ayılar mı saldırıyor? Ayılar saldırmadı ama bir timsah saldırımız oldu. Timsah saldırdı, evet. Nerede? Onu ben anlatayım mı? Anlatayım. Şeyde, Sri Lanka'da, Yala Milli Parkı'nda. Orada bir yani, yabancı influencer blogger grubuyla beraber geziyorduk. Ha, hatırlıyorum. Orada bir de o zaman çok heveslenmiştik. 6 tane GoPro'yu koyup böyle bir 360 derece düzenleyin falan yapmıştık. Evet, o zaman kompaktlar yoktu. Evet, 3D yazıcıdan çıkardık böyle bastık rigimizi falan. Hepsini alt anda çalıştırıyorsun. Çat el çırpıyorsun falan çalıştırıyorsun. Çok. Şimdi öyle bir düzene hazırladılar ki otel Milli Park'ın hemen dibinde. Otelin etrafında bir göl dizilmiş durumda. Gölün içinde 20 küsur tane timsah var. Aynı zamanda işte su bufaloları falan öyle hayvanlar da var ama şimdi bunlar timsahların ilgisini çekmek için işte bir şeyler atıyor ki hani gelsin görelim öyle. Ben dedim ki bunları çekeceğim 360'da. Gittim tripodu gölün içine kurdum. İçine? Yani içine değildi. Tam böyle kıyısından böyle bir metre ileri falan kurdum. Suyun içine soktum yani. Timsah içeriden yani yakından görüyor falan gibi. Sonra geri döndüm. Şimdi saldırma kısmı hikayesi şöyle. Biz izliyoruz. Timsah böyle bir yiyecek falan bir şeyler attı. Timsah geldi baktı, bak beğenmedi yiyecekleri. Geri döndü. Tam bizim oradan dönüyor. Vurdu ve gelirdi tripodu. Her şeyle vurdu. Ah gitti. Ve tripodu gitti. Şimdi yok şey var. Su geçirmez kap var. Sorun yok ama çekim olmuyor ya. Şimdi dedim ki ben gideceğim alacağım onu. Dediler ki gitme falan. Gideceğim falan. Yanıma otel görevlisi de geldi. Burun gibi uzun bir şeyden gidiyoruz. Timsah da şu tarafta ilgisini çekildiğinde yine böyle yiyecek falan bir şeyler atlar. Timsah o tarafa doğru yüzüyor. Ben de tripoda doğru yürüyorum. Bir an timsah döndü. Yani burada et var. bu daha iyi. Böyle bir an timsahla göz göze kaldık. Aha dedim ben şimdi gidiyorum galiba bu maceranın sonu. Oradan otelin köpekleri geldi kovaladı falan timsah dedi bir. Koşan koşan bir ama macera çok tabii yani yolda olduğun sürece başına çok şey geliyor. Tuhaf insanlar. Yani yolda olmanın zaten güzel tarafı o değil mi biraz da? Yani her şey çok yolunda gitse anlatacak hikaye kısıtlı. Böyle alıp başını gezmek ya da hayatını gezerek devam ettirmek isteyenler için önerileriniz var mı? Ya adamın biri bir kitap yazdı. Ferrarisini satan bilge diye. Evet. Yani sanki hepimizin Ferrarisi varmış gibi. Yok mu? Hepimiz bir Ferrarisi satan bilge moduna girdik. Yani böyle ne bileyim, kapitalizme işte itiraz, özgürlüklere kavuşma. Bu kadar kahramanlaştırmaya falan gerek yok. Yani geziyoruz, bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Yani dedin ya demin, kendin için yaptığın evet. Şey. Kendin için yap işte. Yani etrafa böyle bir çok güzel bir kahraman imajı yaratmak zorunda değiliz hiçbirimiz. Yani ben zaten o imajların çoğunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musun yani? Ayda para kazanıyorsun. Ne kadar işte 2000 lira, 3000 lira, maaş var. Tamam çok güzel çalışıyorsun falan. Ya da neyse 5000, 25000 fark etmez. Bıraktın hepsini, 0 lira almaya başlıyorsun. Yola çıktın, işte ama yiyorsun, içiyorsun, kalıyorsun, geziyorsun falan. Bütün bunlar bir şekilde halloluyor. Ne şekilde? Böyle olmuyor işte yani. Yani anlatamıyorum. Yani orada ip var. Hani ip var evet yani. Uçmuyor o sihirbaz. Yani bunun bir mantıklı açıklaması var. Ya işte birikimli kullanıyor insanlar. Ya bir yatırımı var oradan gelen bir şeyi kullanıyor. Ya çalışıyor gezerken. Evet. Bunların hiçbirini eleştirmiyor. Bunların hepsi olması gereken şeyler. Ya da bir taraftan başka işlerde çalışıyorlar doğal olarak. Geri dönüp de bir atıyorum danışmanlık yapıyor, bir parça başı iş yapıyor. Yani bir şekilde onu fonluyor şey yani. Yapıyor, biz de öyle yapıyoruz. Yani şöyle bir masal yaratmaya çalışıyor. Ya biz o kadar iyi geziyoruz, o kadar iyi blogız, o kadar iyi şeyiz ki. Ya biz geziyoruz, para yapıyor yani. Öyle bir şey yok. Biz geri dönüyoruz. Bu ofisi, bu çalışanların maaşını ödemek için, bu şirketi fonlamak için deli gibi çalışıyoruz. Ya aslında her işte olduğu gibi gerçekten emek sarf ettiğinde, fark yarattığında, bir farklılaşma noktası yakaladığında aslında o işin içinde öne çıkan daha fazla para kazan. Eğer bunun karşılığı paraysa daha fazla para kazanan insan haline geliyor. Olmuyor. Lokta ölecek mi? Yok, ölüyorum.
Bence bloklar hiçbir zaman ölmeyecek. Yani onun baz olarak, yani bloklar aslında hepimizin kendi sahip olduğumuz kendi mecralarımız. Ama sosyal medyada var olduğumuz mecralar aslında bizim orada hani misafir olduğumuz mecralar gibi. Hani bugün YouTube kapanırsa ne yapacağız? Evet. Yani orada o kadar bir takipçi biriktirmişsinizdir. Hani hepimizin başına geldi, biz de Facebook'ta çok güçlüyüz. İşte 500 bin takipçi var. Şimdi ne oldu? Ama bitti. Şimdi ne oldu? Hani etkileşim bitti. Yani bu sosyal medyada içerik üretimi arttıkça hani diğer mecraların da başına gelecek şeylerden biri. Ama benim kendi görüşüm, bloglar hiçbir zaman ölmeyecek yani. Yine sektörden bir soruyla devam edelim. Siz aynı zamanda sektör raporları da yayınlıyorsunuz. Trend raporları da yayınlıyorsunuz. İşte bu bloggerlık, influencerlık da bu konunun bir parçası ama önümüzdeki dönemde bu seyahat trendleriyle ilgili bu konuya dikkat edin. Şu yükselecek, o bu eski popülerliğini kaybedecek diyeceğiniz bir şeyler var mı? Yani her sene bunu söylemek bence biraz daha kolaydı. Bu sene belki biraz daha zor. Çünkü özellikle hani euro dolar artışından dolayı Türk lirasının değer kaybı diyelim. Yurt dışına gidişlerde ciddi bir düşüş var. Ve daha yakınlarda olan hani vize istemeyen ülkelerin talep biraz daha artacaktır. Ama bunun Türkiye'ye çok fazla, yani Türkiye'de yeni destinasyonları parlatacağını da düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de hani belirli başlı gidilen işte Doğu Karadeniz yaparsınız, Kapadokya, işte Efes, Pamukkale, hani daha standart yerler vardır. Ama bunları bitirmiş olan insanlar ve yurt dışı seyahat alışkanlığı olanlar bu sefer şey demeye başlayacak. Hani tamam, farklı Türkiye'de mi? Başka ne var? Hani başka nereye gidebilir? Yani lezzet festivali, işte mantar toplama mesela Trakya tarafında, farklı deneyimler, bazı etkinlikleri, yani onlar da bence önemli bir kalem olacak turizmde. Çok okuyan mı bilir, çok gezen bir sorusuyla röportajımızı kapatalım. Sevebilir. Bence ikisi birbirini çok tamamlayan şeyler. Evet. Yani hani sadece gezebilirsiniz ama hiçbir şeyden bir haberin olmadan da gezebilirsin orayı. Çok okuyabilirsin ama hiç gezmemişsindir. Onu sadece hayallerinde canlandırabilirsin. O yüzden bence ikisi birbirini çok tamamlayan şey. Yani gezerken okumak lazım. Eğer o kadar okuyorsan, bir birikim yapıyorsan biraz da gezerek onu hani deneyimlemek lazım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Yani, tam taşın marifesinde sizi yoğun bir günün ortasında buldum. Yeni ofise de bekliyoruz. İnşallah bir dahakine yeni ofise. Bu defa ofis çekimi yaparız sizinle. Evet. Tamam, yaparız. Gezimaya kamera arkası. Gezimaya ofisinde Murat ve Tuğçe ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz kanalımda başka sohbetler de var. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Böylece her yeni video geldiğinde takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.